Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Küllema ne zaman ki dehale girdi Zekeriya, Hazreti Zekeriya aleyha, ha orada Hazreti Meryem'e gidiyor. Mihrap ve ceda orada buldu. İndiha onun yanında rızka. Evet. Kur'an-ı Kerim dünyevi rızıklarından bahsetmez ama burada bize bir dikkat çekiyor. Hazreti Meryem gençliğini Allah'ın evine vakfetmiş. Orada ilim ve ibadetle meşgul. Bir cep telefonu yok. Bir moda evine gitmiyor. Giyinme arzusu yok. Yeme arzusu yok. Arkadaş arzusu yok. Anne ve babayı da bırakmış. Sadece orada ibadet ve ilimle meşgul oluyor. Geldiği seviyeyi Allah-u Teala bize bildiriyor. Sıratellezine enam teleyim diyoruz. Çünkü biz Fatiha'da dua ediyoruz. Allah-u Teala diyoruz ki nimet verdiklerinin yoluna erdir. O nimet verilerden bir tanesi Hazreti Meryem. Adına bir sure koymuş Allah-u Teala. Nasıl bu seviyeye ulaşmış? Böyle ulaşmış. Nefsini Allah'ın sevdiği bir yerde ilim ve ibadete. Ya Meryem enna leke haza diyor Hazreti Zekeriya. Çünkü o rızıkları peygamber getiriyor. O bir hevesli içinde değil. Bugün bu pişse, bugün bu yese diye bir hevesi yok. Hazreti Zekeriya ne getirirse onu yiyor. Ona da özel bir isteği yok. Ama bu sefer Hazreti Zekeriya girdiği zaman kendi getirmediği ve rivayette görüyoruz ki o bölgede bulunmayan rızıklar ona verilmiş. Ya Meryem enna leke haza. Bunlar sana nereden geliyor diyor. Allah Teala burada bize bir dikkat çektiriyor bize. Bir peygamber şaşırıyor. Bir ufak kızın yanında şaşkınlığını bize gösteriyor ki o yol nasıl bir yol? Yani bu Fatiha'da dua ettiğimiz yol nasıl bir yol? Nasıl bir insan olmamız lazım? Oraya dikkat çekiyor. Enna leke haza. Bunlar sana nereden geldi diyor. Evet. Hazreti Meryem'in cevabı kâlet huve min indillah. Bunlar Allah katından geldi. Mevla esasında o öyle bir şey istemiyor. Biz böyle acil olanı severiz ya, yani dünyada elimize geçsin. İşte dünyada nefsini bir kadın olmasına rağmen giyime, arzuya, makama, kariyere değil de Allah rızasına, ibadete, takvaya ayıranın nasıl bir mevkiye geldiğini Allah-u Teala kendi gönderiyor ona rızkı. Kendi özel, o bölgede bulunmayan, Hazreti Zekeriya'nın bile bulamayacağı rızıkları gönderiyor. Evet, son vurucu ayetler sayfanın altında. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle yol budur diye bir sure yok. Arayacaksınız, serpiştiriyor. Sayfanın en altına da hocam, tabii hocamdan sonra benim o Kur'an'ı okumam ne kadar tuhaf geldi değil mi size? Ya 40'tan 50'den sonra Fransızca, İngilizce'nin üzerine okursanız bu kadar mareşler zayıf oluyor. Şimdi hem bu hizmetten hem bu Kur'an'dan sonra benim çıkmam çok tuhaf oldu ama artık idare edeceksiniz. Kâlet hüve min indillah. İnnallâhe muhakkak diyor. Bakın burada da muhakkak var. Siz böyle olursanız diyor. Siz böyle olursanız muhakkak ibaresi var. Muhakkak innallâhe yerzuku rızıklandırır. Men yaşa böyle olanları dilediğini bir gayri hesap hesapsız. Evet, şu dünyada nelerin peşine koşuyoruz. Ama nefsimizi Kur'an karşısında bir hocam gibi okumaya veya bu hizmet edenler gibi şu hizmetlere Mevlam hepimiz katkı yapmayı nasip eylesin. Bunu yapanlar kazanıyor. Mevlam kazananlardan eylesin. Ya Nuh, kad-ı caldeltena. Ey Nuh, bizlence mücadele ettin. Biz değil mi dünya hayatında bir evlilikte, bir işte, basit bir yerde yoruluyoruz. İşten ayrılıyoruz, evden ayrılıyoruz, çocukla uğraşamıyoruz. 950 yılda ona inananlar bir gemiye, yani 30-35 kişi hesaba vurduğunuz zaman 30 senede bir kişi, 30 sene. Kurtubi tefsirinde geçiyor ki, yani tabii açıktan da emir bin maruf yaptığı için dövülüyor, bayılıyor. Görmesinler diye üstüne de örtü atıyorlar. Yani böyle bir yaşamı var. İnsanın morali nasıl olur? Allah-u Teala bize yine Kur'an'da o kavminin diliyle söylüyor. Yani kad cadeltena, sen bizden mutlaka mücadele ettin. Fe ekser de cidalina, sen yorulmadın, aksine mücadeleni arttırdın. Evet. Mevlam
Kur'an'dan hevesini alanlardan eylesin. Evet, bu yolda da böyle sesiyle, ilmiyle hizmet edenlerden bizi ayırmasın. Şimdi tıp fakültesindeyiz. Tabii ben kolejden içindeyim. Kolejden gelmişim ya, onlarla beraber duruyorum. İlk defa imam hatipler görüyorum. Bana tuhaf geliyor onlar. Çünkü onlar ayrı duruyor. Yani o zamanlar öyleydi. Kızlardan hiç konuşan olmadı benden 6 sene. 6 sene o zamanlar öyleydi kızların edebi. Şimdi daha iyi eylesin Mevlam. O 6 sene o örtülü olanlar benden konuşmadı. Onlar ayrı duruyor. O sakallı imam hatipler de ayrı duruyorlar. Ezan okununca gidiyorlar. İşte bol giyiniyorlar. Tuhaf bir yaşamları var. Yani bana tuhaf geliyor. Yani bizim zevk aldığımız şeyi, bizim yaptığımız şeyler yapmıyorlar. Tabii ben de meraklandım. Yani bunlar nasıl bir insan? Ahlakları çok iyi olduğunu gördüm. Çalışmaları, disiplinlerinin çok iyi olduğunu gördüm. Hatta size şöyle örnek vereyim. Yani beni nasıl etkilediler? Beni nasıl bir insan şekli etkiliyor? Müslüman nasıl yaşarsa benim gibi Fenerbahçe garibanlı, kolejlerde şımartılmış, sırf makam için yetiştirilmiş, Fransızların papazların içinde bir yetişen bir insan, Müslümanlık nasıl yaşanırsa nasıl tesirlenir? Sınıftaki solcu bir militan kız geldi. O not alan imam hatiplerin yanına. Şimdi biz tabii kolejler, dersler bize basit geliyor. İmam hatipler o zamanlar fizik kimya okunmuyor düşünüyor. Yani oraya gelmişler, fizik kimya dersi hiç bilmiyorlar. Ben de baktım gariban çocuklar, çalıştırıyorum. Yardım ediyorum. Ben hiç çalışmadan giriyorum derslere, 85 alıyorum. O imam hatipli benden öğreniyor, 98 alıyor. Allah Allah. Kimyaya çalıştırıyorum. Ben 88 alıyorum, o 96 alıyor. Dedim siz benden dalga mı geçiyorsunuz? Yani bilmediğini söylüyorsunuz. Hakikaten de çalıştırırken bilmediğinizi görüyorum. Nasıl oluyor bu? Geçen 3 sene evvel o İmam Hatip'le ile Cerrahpaşa'nın auditoriumuna, en büyük şeyine çıktık. Ben o zamana kadar da tam hakikati iyi anlamamışım. Cuma günü akşam namazında derse oturuyormuş. Pazartesi sabahına kadar uyumadan. Cumartesi, cuma akşam oturuyor. Pazartesi sabahına kadar uyuyor. Yolda kusuyordu. Biz onu teskin ediyorduk. Yüzüne su vuruyorduk. Dedim niye böyle yapıyorsun? Sen bize öyle davranmıyorsun ama kolejler bu ölü yıkayıcısı, bu imam hatiplerden, dindar insanlardan bir şey çıkmaz. Bunlar aptaldır. Göreceksiniz bu okulu başaramayacaklar, bir şey yapamayacaklar. Bunlar sadece ölü yıkasınlar, görevleri bu olsun diye bakıyorlar. Biz Mevla'nın dinini temsil ediyoruz. Uyumayacağız, yatmayacağız, çalışacağız. Dolayısıyla beni geçtiler. Şimdi bu özellikleri dikkatimi çekti. Tabii dersi de en iyi tutuyor dolayısıyla, en öne giriyor. Çok ciddi not tutuyor. Şimdi kolejlerle dolaşıyoruz, birinin notunu alacağız. Robert'inin bakıyoruz, iyi alamamış. Alman bakıyoruz, o da alamamış. İtalyan kız lisesi, o da alamamış. İmam Hatipli en son notunda, en sona konmuş ama en güzel tutulmuş olan o. Şimdi diğerleri diyor ki, Salih görüyor musun diyor. Yani mecbur İmam Hatipli'nin alacağız. Niye? En güzel o yazmış. Hoca ABC dememiş, ABC demiş. Hepsini güzel yazmış ama adam yapacağı işi biliyor. Notunu alacağımızı biliyor, tebliğ yapıyor. En sayfanın en üstüne ayet yazmış, altına da hadis yazmış. Adam bizi 6 senede hoca yapacak. Ama elimiz mecbur, onun gibi yazan bir arkadaşımız yok. Demek ki Müslüman işini kaliteli yapacak. Disiplini yapacak. Seni sevmeyen bile senden mecbur olacak. Şimdi sınıfın da en sevmeyen kızı geldi. Yani mücadele eden solcu. Ya dedi, benim kocam bir olayda öldü. Benim de çocuklarım var. Yani ben senden tam uçtayım. Ama paraya ihtiyacım var. Sen Allah rızası için bu notu satmıyorsun. Para almıyorsun. Ben para kazansam da parayı bölüşsek. Ne dedi biliyor musun davet için bir imam hatipli? Senin ihtiyacın varsa sen benim düşmanım değilsin. Çünkü sınıfındasın. Allah yakınına yardım et diyor. Not senin olsun, para istemiyorum. Ya. Mevlam dini hakkıyla yaşayanlardan eylesin. Evet. Şimdi ne oluyor? Ona nasıl sevaplar gidiyor düşünün. Şimdi beni Hayat Vakfı'ndan aldılar. 26 senedir tefsir dersi veriyorum orada. Geçen hafta bir ilahiyatlı oturdu yanıma. Yemeğe gelmiş. Hocam niye geldim biliyor musunuz diyor. Bir videonuzda diyor, 50 yaşında hafızlık yapmışsınız diyor. Ben ilahiyatlıyım diyor. Hafızlığa başladım, bitirdim diyor. Teşekkür için geldim diyor. İşte bütün o bana
disiplinleriyle, ahlaklarıyla örnek olan Müslümanlar hepsinin sevabını alıyor. Mevlam öyle nesil yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. Evet. Şimdi bu işte düzenli çalışmadan, düzenli olmadan mümkün olmuyor. Benim biraz oradan kazancım var. Babam asker olduğu için pazarları sabah 6'da kaldırırdı. Pazar günü dahi 6'da derse koyardı. Babam derdim yani televizyonda yani ben seyredemeyecek miyim? Kalktın derdi. Evvela kafan ilim istiyorsan, ilim insanı olacaksan evvela okuyacaksın diyordu. Baba dedim gazete okuyayım. Gazete de dedi olmaz derdi. Bir buçuk saat çalışmadan televizyon odasını almazdı. O da şöyle bir bakardı saate. Bir buçuk saat geçmişse 10 dakikalığına o sırada da faydalı bir şey varsa. Şimdi ailede evi sırf anneye bırakanlar burada hata ediyor. Yani disiplini baba sağlar. Anneyi perişan ediyorlar. Yani çocuklar anneyi evde bırakarak, tamamen sorumlu olarak bırakarak o yanlış. Benim babam yani hiçbir gün bir arkadaşlarla gezeyim de beni bırakayım yapmadı. Hatta beni yetiştiren Allah en güzel şekilde gitmiştir hocam. Hocam hatırlarım çocuğu perişan, çocuğu tıp fakültesine attılar. Kendi tıp fakültesinin dekanı kendi çocuğunu atıyorlar. Ama neden? Şimdi yanına giriyoruz, bir profesör ayakta duruyor. Ben bir daha bir iş yapıyorum, bir doçent daha ayakta duruyor. Birisi daha geliyor, dedim ki yardımcısına, yani bu hocalar niye ayakta duruyor? İşleri bitmedi, bitti dedi. Peki niye çıkmıyorlar odasından? Hoca izin vermedikçe çıkamaz. Peki dedim yani kendileri söylesinler çıkma. O izni de isteyemezler. Yani hocanın öyle bir disiplini var. Almanya'ya gitmiş. Almanlar onun gibi ameliyat yapamıyor. Demiş ki nasıl geldin bu seviyeye? Biz profesörüz, sen daha uzmansın. 365 günün 300 gecesi ben uyumadan çalıştım. Yani böyle bir hoca. Bende çok emeği var aralarda. Kendi çocuğunu okuldan attılar. Niye? Gelip kredi kartını alıp gidiyordu. Hiç sormuyordu nasıl para harcayacaksın, nerede olacaksın. Onu gevşetti, perişan oldu. Ya. Onun için burada yani anne babanın beraber ekip olması gerekiyor. Yani beraber sıkıştırmaları gerekiyor. Ben mesela biraz çocuklarımı sıkıştırdım. Biraz annenin belki de hoşuna gitmedi. Madem dedim ben güzel bir Müslüman olamadım, bunlar iyi olacak. Vakti 3'e ayıracağız. Hiç evde televizyon, radyo, cep telefonu olmayacak. Üniversiteye kadar olmadı benim çocuklarımın. Abi. Tabii kızıyorlar. Ben de babama kızmıştım. Yani ben de babama kızıyordum. Onlar da bana kızmışlar. En son bir çocuğum Amerika'dan geldiğinde şunu dedi. Ya baba dedi, hep anneye annecidirler normalde. Anneye gidip öperler. Ben disiplinliyim ya. Anne biraz onlara tolerans geçiyor. Bu sefer dedi anneme değil de sana sarılacağım dedi. Hatta dedi elini değil de ayağını öpeceğim dedi. Allah Allah dedim. Yani ben telefondan da konuşmayı sevmem. Yani arada bir kıyak da geçmedim. Niye bana böyle yeniliyorsun dedim. Ya dedi sen bize dedi hiç televizyon seyretmedin ya da kendin de seyretmedin ama dedi. Yani sen de okudun, biz de okuduk evde dedi. Ya çocuklar ya hafızlık yaptı ya spor ya ders. Yani arada boşluk olmadı. Yani öyle bir yaşamları oldu. Şimdi biz de sana kızıyorduk dedi. Yani o dizileri seyredenler var, bir şeyler yapanlar var. Biz kaçak bazen gidiyorduk dedi. Ama sana kızıyorduk. Fakat şunu gördüm dedi. Amerika'da büyük bir imtihanı var ertesi gün. Yani arkadaşım büyük bir fedakarlıkla oraya gelmiş. Akşam 9'dan orası oyun oynuyor. Şaşırdım diyor. Yani nefsini tutamıyor musun? Yani bir geceliğine. Yarın önemli. Nasıl tutayım? Ben ortaokuldan itibaren her gece alıştım. Annem babam engel olmadı. Ben her gece bu saatte oyun oynamaya alıştım. Mevlam onun için güzellikle, kızdırmadan, ezmeden çocuklarımızı en güzel şekilde çağın şartlarına göre kafirin karşına durabilecek şekilde Kudüs'ü fethedebilecek komutan gibi olsun değil mi? İnsanların gönlünü fethedecek evliya gibi olsun. Aşıyı bulan ilim adamı olsun değil mi? Osmanlı öyle adam yetiştiriyordu değil mi? Evet Edirne Kapı'da karşıda bir Edirne Kapı'da bir doktor var. Kimdir adı? Karşıda Edirne Kapı'da adına camisi var. Osmanlı'da Kanuni devrinde bir doktor. Adı nedir? Merkez Efendi. Değil mi? Yani o zamanın doktoru aynı zamanda Kanuni'nin zamanında asker olmuş. Aynı zamanda bir tarikatta şeyh olmuş. Yani ne kadar enteresan değil mi? Hem mesir macunu yapacak kadar yani o zamanın en iyi ilmine sahip olacak bir doktor olacaksın. Hem asker olacaksın hem şeyh olacaksın. Üçünü beraber yapmış. Evi de 4 metre toprağın altında.
Mevlam çocuklarımızı bu özelliklerle yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. Hem nefsine hakim, hem dünyanın ilmiyle kuşanmış. Şimdi özel serviste çalışıyorum. Yemek borusu ameliyatı yapan hocanın servisindeyim. Nihat Gürkan. İngiltere'den bir hasta geldi. Yani şimdi ben de dosyayı dolduruyorum. İngiltere'ye kadar gitmiş dünyanın en iyi doktoru diye. Yemek borusu kanseri. Ona ameliyat olacak. İngiliz demiş ki yani Türkiye'deki Nihat Gürkan bizden iyi. Adam da hakikat ehli. Demiş buraya kadar boşuna geldin. O demiş benden daha iyi ameliyat yapıyor. Ben de şaşırdım. Yani Nihat Hoca'ya sordum. Hocam dedim bu seviyeye nasıl geldiniz? Yani adam da kalkmış İngiltere'den tekrar dönmüş. Şimdi yemek borusu şuradan şuraya kadar. Onu çıkarıyor hoca. Mide böyle kocaman bir torba. Onu tüp haline getiriyor. Buraya takıyor. Yani perde takıyor gibi zannedersiniz. Onu seyretseniz yani dersiniz ki bu iş çok kolay. Hocam nasıl bu hale geldiniz dedim. Hoca 68 yaşındaydı. 30 yaşında bu işe başlamış. Yani tıp fakültesini bitirdikten sonra hiç senelik izni kullanmamış. Her gün bu ameliyat yapmış. Her gün işte namaz nasıl değil mi? Her gün 5 vakit hakkıyla kılan diyor. Şu pazartesi, perşembe oruçlarını tutmayı nasip eylesin hepimize teheccüdü kılanlardan. İşte dünya ehline de çalışacak olsanız disiplin gerekiyor. Devamlı çalışma gerekiyor. Mevlam bütün ümmete bunu nasip eylesin. Bir gün bir özel hastaneye çağırdılar. Vatan Hastane grubundan bir yere. İşte orada bir ameliyata çağırdılar yardıma. Yani benim gidip yapmam lazım. Kapıya gittim tabii bu kıyafetten olduğum için. Adam dedi ki amca dedi yaşlısın herhalde dedi. Kapıyı okumuyorsun dedi. Burası dedi doktor yazıyor dedi. Bak dedi bekleyenler şurada oturuyor dedi. Varsa dedi hastanın içeride sen dedi yaşlısın dedi. Otur dedi şurada dua et dedi. Yani dedi ne yapacaksın içeri girip dedi. Seyretmek yasak dedi. Bak dedim ben doktorum. Ya amca ne diyorsun dedi. Çok yaşlanmışsın herhalde. Sen dedim bir hemşiremi çağırsana dedim. Baktım personele gücüm yetmiyor. Hemşireme ameliyatın teknik yerlerini anlattım. Tabii şaşırdı. Yani o da öyle beklemiyor. Öyle olunca şaşırdı. Yani o teknik yerleri o da ameliyata girdiği için biliyor. Dedim bak hastanenin sahibi benim talebem. O da cerrah. Dedim Osman'ın doktoru buydu. Yakında dedim onlarla karşılaşacaksın. Bu öncüsü beni gönderdi. Şimdi ameliyat ediyorum. O sosyete doktorlara da bakıyor. Adam yapabiliyor mu? Böyle sakallı cübbeli gelmiş diyor. Hakikaten adam ameliyat yapıyor diyorlar. Evet. Mevlam tabii şimdi böyle çok talebe var. Elhamdülillah. Yani Cerrahpaşa'da öyle bir grup var ki sabah namazını camide kılıp törenlerini camide yapıyorlar. Yani Asım'ın nesli diyor ya mübarekler. O nesiller geliyor. Ama size bunun sırrını söyleyeyim mi? Yani buralara seyirci olmak gelmekten olmuyor bu iş. Demin gördünüz ya o çocuklar orada yetişiyor. Yani bu vakıflarda buralara gelen, ısınan, çalışan, gönül verenler bu dine o zaman yardım ediyor. Yani böyle hop dedik siz evde bunu yetiştiremezsiniz. Bugün benim bütün enerji aldığım bu derneklerdir. Bu derneklerin çalışanları ne zaman görüyorum, onların yanına nasıl gidiyorum? Allah için ücretsiz bu işi yapanlar. İn tensurullah yansurkum. Allah-u Teala Kur'an'a koymuş bunun ölçüsünü. Eğer evinizde huzur istiyorsanız bu derneklere yardım edeceksiniz. Siz de çalışanlar olacaksınız. Şimdi bazen tabii sinirli oluyorum. Ameliyattan çıkıyorum. Zor ameliyat oluyor. Hasta sahipler de yoruyor. Çocuklar şöyle bakıyorlar kapıda bana. Eğer derneğe gidip orada sohbet vermişsem tabii onun yumuşaklığı geliyor. O sinirim geçiyor. Fatih kapıda diyor ki babam diyor yumuşamış azabiliriz diyor. Derneğe gidip sohbet etmemişsem ve sinirli geliyorum bu gece azamayız diyor. Babam derneğe gitmemiş. Yani ben bir ölçü yaptım. Yani kayaktan dalmaya kadar hepsini öğrendim. Boş işler memuruyum esasında. Yani nasıl dinlenir diye baktığım zaman en daraldığım zamandan oluyor. Yani böyle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Öyle sinir oluyorum, öyle yoruluyorum. Diyorum ki bu akşam işte şu vakıfa sohbete gitmiyorum. Hanımım şunu söylüyor. Aman diyor ne olur git. Niye diyorum? Yani 100 kere böyle gidiyorsun diyor. %100 diyor dinlenmiş olarak dönüyorsun. Bütün dertlerini unutuyorsun. Mevlam onun için bu dernekleri, bu derneklerde Allah için gelmeyi hepimize sevdirsin. Şimdi beni o imam hatipler, dine davet eden imam hatiplerin bir kısmı çok yükseldi. Maddi manevi çok yükseldi. Bir kısmı da namaza da bıraktılar. Büyük günahlara da daldılar. Çok şaşırdım. Hatta yumuşak daha daveti yumuşak olanlardan
İçkiye başlayıp anne babasına çok asi olup kocası karısını da bırakanını gidenler oldu. İşin özü araştırdığımız zaman dernek çalışmalarını bırakmışlar. Derneğe gidenler, oralara vakıflara devam edenler, daha çok yardım edenler, Mevla in tensuleyen surkum yüsep bir takta umutum ayağınızı sabit kılar diyor. Mevlam onun için yani benim için mesela arkadaşlık seçiminde, dost seçiminde bu benim için kriter. Yani bir dernekte çalışıyor mu ehli sünnet hem de ümmet şuurlu? Bak orada ümmet şuuru derken şöyle bir parantez açayım. Rahmetli Balkanlı Hoca, Abdülmetin Hoca benim üzerinde çok emeği var. Bu işlerde çoğu insan bu işi neden yapıyorsun derken o desteklerdi. Ben onun gibi olmak isterdim. Koronadan evvel Tuzla'ya sohbete gitmiştim. İHA'nın meslek içi disiplin çalışmasına. Siz orada mıydınız yoksa? Sallayınca ben öyleden zannettim. Tam açılışını Abdülmetin Hoca'yı çağırmak istemişler. Aynı gün bakmışlar o İsmail'a mensup ya işte oradan bir sohbeti var. Demişler ki biz hocayı yormayalım. Yani orası hem evvel randevu almış hem de kendi cemaati. Sonra bir yerde görmüşler. Ya demişler hocam sizi çağırmadık. Biz gelemezsin diye düşündük. Ya İHA diyor bütün dünyadaki mazlumlara canını ortaya koyarak tehlikeye rağmen yardım götürüyor. Size gelirdim bizimkileri sonra yertilerdim. Ya Mevlam hepimize ümmet şuuru olması nasip eylesin. Evet. Şimdi en zayıf yerden kendi nefsimize bakalım. Yani niye ümmet olamıyoruz? O ümmet olma şuuru nasıl olur? Hazreti Ayşe'ye sahabe-i kiramın hem de önde gelenlerinden birisi onun yanlış iş yaptığına, ifk hadisesine inanmış. Yani gücünü de onun yayılmasına kullanıyor. Hataya düşmüş. Yani Müslüman hataya düşer. Bugün anlayamıyoruz işte bunu. Müslüman hataya düşer. Dolayısıyla ayetle Hazreti Ayşe temizlenince bir günde onu yolda görüyor. Diğer kadınlar diyor ki işte diyor sana bu lafı atan karşıdan geliyor diyor. Şimdi Hazreti Ayşe'nin gücü onu toplumun dışına itmeye yeter. Bir kelime söylese onu asarlar, uzaklaştırırlar. O mu diyor ümmet için çok iyi çalışıyor diyor. Nasıl ölçü? Biz evlilikleri bozuyoruz. Kayınvalide bir şey dedi. İşte ben onu ben diyemem, ben çocuğumu evlendiremem. Benim bana iyi yere oturtmadı. Bana böyle bir şey demedi. Bana iyi konuşmadı. Nefsimiz nasıl bir yerde değil mi? Kendimiz için düşünüyoruz çünkü. Ümmet için düşününce Hazreti Ayşe olunca en büyük olan namusu için konuşana bile görmemezliğe geliyor. Diyor ki ümmet için çalışıyor diye. Mevlam nefsimizi öyle olanlardan eylesin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasin-i Şerif Kur'an'ın kalbidir diyor. Değil mi? Ama okuyarak anlayarak anlamamız lazım. İlk sayfa Efendimizin Ebu Cehil ile beraber olan eziyetleri, yani ona nasıl taş koyacak, ona nasıl eziyetlere sabır anlatılıyor ilk sayfada. İkinci sayfada vazip lövün mesela nesabel kariye diyor. O size o kariyeyi örnek vereyim mi diyor. İki peygamber gelmişti. Feazzez Nabi Salisin üçüncüyle de desteklemişti diyor. Onlar onlara inanmıyor. Ve diyorlar ki öldüreceğiz. Tam öldürme anında sayfanın yarısı bir kimliği anlatıyor. Efendimiz diyor ki işte o kimlik dünyada bir Müslümanın gelebileceği en yüksek seviye diyor. Bakalım nasılmış? Ve ca min aksal medineti racülün yesa koşarak geldi diyor. Cep telefonu satılmıyor. Ucuzluk yok. Arabaya gelmiyor. Üç peygamber öldürürken tek başına koşup geliyor. Yani %100 ölüme koşup geliyor. Bu peygamberleri öldürmeyin diyor. Sizden ücret istemiyorlar diyor. Tek Allah'a çağırıyorlar diyor. Hem diyor ben Allah'a niye ibadet etmeyeyim diyor. Bunları anlatırken İbn Abbas burada rivayet ediyor Efendimiz'den. Üstüne çıktılar diyor. Makat yerinden bağırsakları çıktı diyor. Yani öyle bir eziyet içinde. Kale ya leyte kami ya lemun. Kıylet kulül cennet diyor. Allah-u Teala onun o halini beğeniyor. Yani o taraftan koşup bütün gücüyle yardım etmesini ve ezildiği halde dininden dönmemesi ve onlara kötü bir şey söylememesinin için kıyletülül cennet Allah'ın hitabına maruz kalıyor. Kıyletülül cennet. Biz ona cennete gir dedik. Biz bir sünnet namazı kılamıyoruz değil mi? Zorlanıyoruz. Günlük bir cüz okuyamıyoruz. O eziliyor. Kıyletülül cennet denince Allah'ın hitabına şöyle karşılık veriyor. Düşünün Mevla'nın içinden geçirdiğini ölürken Allah-u Teala Kur'an'a koyuyor. Ölümsüzleştiriyor. Kale ya leyte keşke kami ya lemun. Keşke de kavmim de bilseydi benim cennete girdiğimi, Allah'ın beni bağışladığını, yanlış yaptığım işlerden bu makama erdiğimi keşke onlar da bilse, onlar da öyleyse.
Efendimiz diyor ki işte diyor bir nefsin diyor kendine en büyük eziyetine edene hiçbir kin, hiçbir kötü laf söylemeden kendi en iyi geldiği seviyeyi onlar için de istemesi bir kalbin en iyi seviyesidir diyor. Yani biz elektrografilerde arıyoruz, otlarda arıyoruz, iyi beslenmede arıyoruz. O işi iyi Kur'an'dan beslenmede arayacağız. Öyle depresyon haplarıyla, televizyonlarla, yemeklerle kalp buraya gelmez. Kalp iyilik için çalışan derneklerde bu sohbetleri dinleyerek kalbi bu seviyeye getirmekle meşgulüz olacağız. Yoksa bu dünyada mutlu olmamız mümkün değil. Çünkü Hazreti Yusuf'un kardeşleri onu ne yaptılar? Kuyuya attılar. Ne dedi onlara? Siz beni kuyuya attınız. Allah sizi kuyuya atmasın. Allah sizi zorluklarınızı kolay etsin. Sizi bana zulmettin ama Allah size iyilikler versin. Allah-u Teala ne diyor Kur'an? Kezâike nezzil musinin. Biz diyor o iyi olduğu için biz de onu mükafatlandırdık diyor. Mevlam Kur'an'da bu bahsedilen güzellerin yoluna girmeye hepimize nasip eylesin. Evet. Evet. Şu yandan gidiyor. Bir iki tane örnek göstereyim size. Evet. Evet. Deniz Feneri'ne ve yeryüzü doktorlar Nijer'e gittik. Şimdi bu Nijer'in en büyük hastanesi. Başhemşire bu. Ne yapıyordur sizce? Sabun yapıyor. Hastanede sabun yok. Düşünün. Hastanede sabun yok. Sabun malzemesini getirmişler. Kendi başında hastalara öğretiyorlar. Beraber sabun yapıyorlar. Ve işlerinde bu durumdan şikayet eden hasta yok. Doktor yok. Kimse şikayet etmiyor, gülüyor. Yüzde ifadesini görüyor musunuz? Biz en üst olmazsa aman diyoruz Müslüman da bize lazım değil. Bütün dünya bassın. Ben bunları gördüm, yaşadım. Dünyanın en fakir ikinci ülkesi. Şikayet eden kimse yok. Müslümanlığından Hristiyanlığa dönen kimse yok. Fransa sömürmüş, bütün malzemelerini almış. Bütün doğal kaynaklarına el koymuş, Fransızca konuşuluyor. Dil olarak da Fransızca'ya şart koşmuş. Hastanelerinde inanın benim muayenehanemde olan en ufak malzeme yok onlarda. Çocuk geldi böyle kusuyor. Kusuyor. Doktor diyor ki çocuk doktor annesine eğil de diyor çocuk kusma üstüne kalırsa diyor ölür diyor. Sen diyor onu diye em diyor. Bu en büyük hastane. Aspiratör. Yani Türkiye'de almaya kalksanız 200 lira. 200 lira. Buradan malzeme götürdük. Şimdi biliyoruz ya eksiklerini. Ben de hastaneye girdim. Şimdi doktorlar arasında Fransızca konuşan benim. Önde ben duruyorum. Ben anlatıyorum meramımı. Dedim ki biz Türkiye'den geldik. İşte size malzeme getirdik. Doktorlarla görüşmemiz lazım. Hem ameliyat öğreteceğiz. Hem tedavi yapacağız. Malzeme de getirdik. Kapıdaki asker görev dedi ki şimdi namaz vakti. Dedim herhalde dedim ben 80 mezunuyum Fransızca. Senede 2010 olmuş. 30 sene geçmiş. Ben dedim Fransızcayı zayıflamış herhalde dedim. Bir başka bir cümle kurayım dedim adama. Diyorum ben Türkiye'den geldik. İçeri girmemiz lazım doktor. Adam diyor ki namaz vakti. Üçüncü cümleyi kurdum. Yine namaz vakti. İnanamadım tabii. Gireyim dedim. Acil sezeryan dışında bütün doktor, hasta, herkes dizilmiş. O toprakta namaz kılıyor. Bizim ertelediğimiz maçlar yüzünden, dizi filmlerine ertelediğimiz namazları onlar vaktinde kalıyor. Bir genci yakaladım. Genç böyle. 19 yaşında. Böyle ana otobüs terminalinin orada televizyon var. Dünyayı görüyorlar. Şimdi o da seyrediyor. Bakarım halinden şikayet edecek mi diye biraz yoklayayım dedim. Çalışıyorsun değil mi dedim. Çalışıyor. Orada 50 lira kazanan evlenebiliyor. 50 lira. Evde doğalgaz yok, elektrik yok, topraktan ev. O kadar. Yere çalıyı koyuyor bitti. Yani işte evlenecek işte kına gecesine 50 bin lira vereceğiz ki biz daha evleneceğiz değil mi? Yani salon takımı lazım değil mi? 50 lira evleniyorlar. Tabii çocuğa diyorum ya dünya burada sen ne yapıyorsun dedim. Kaçta bitiyor işin dedim. 6'da ne yapıyorsun dedim. Sohbete gidiyoruz dedi. Şimdi sohbet bizde haftada bir kere bir saat giden değil mi? Çok iyi. Değil mi? Dedim 7'de biter sohbet 7'de bitmiyor dedi. 8'de biter dedim 8'de de bitmiyor. 9'da biter dedim 9'da da bitmiyor. Kaçta biter? 12'de bitiyor dedi. 6'dan 12'ye kadar. Ev sıcak ya giremiyorlar. Evde klima yok. Bizim gibi buzdolaplarında çeşitli çeşitli mezeler yok. Bomboş ev. Hoca dedi cenneti anlatıyor dedi. Bu yokluklara sabrederseniz, şikayet etmezseniz cennet olur dedi. Onu anlatıyor biz onu dinliyoruz dedi. Nasıl? Onun için dünyayı gezin görün. Müslümanların sıkıntılarını görün. Onlara bir şey götürmeyebiliyorsanız vakıflarla, derneklerle beraber çalışın. Oraya götürebilecek çocuklar yetiştirin.
Evet. Bu 15 gün çalıştık. Orada ameliyatlar, tedaviler yaptık. 15 gün sonra bize onların sadece düğünlerde yiyebildiği Türkiye'den giden makarnayla ziyafet yemeğiymiş. 15 günde 4 kilo verdim. Çünkü yemek yok. Yani nefsi alıştırmak kolay değil öyle yani. Yani onların yediği. Şimdi sabah gittik ilk gün. Tabii tecrübesiziz. Öğleye kadar ameliyat yaptım, çıktım. Yemekhanenin yolunu arıyorum. Yokmuş öyle bir şey. Dedim kantin vardır, o da yokmuş. Ya açım, hani bir şey söylesen, kimse de bir şey söylemiyor. Bir baktım bir kadın çocuklarına bir şey yediriyor. Herhalde dedim bu kuş yemi. Kuş yemi, bizim Türkiye'de kullandığımız kuş yemi onların normal yemeği. Şikayet ediyoruz biz. Bu geçmedi. Evet bak. Bu o kadın çektim. Çocuklarını bundan yediriyor. Ya. Şimdi bizim çocuklar değil mi? Evde yemek pişerse sebze yemeği değil mi? Dışarıdan tavuk mu istiyor? Ne istiyor? Evet. Bir gün böyle kurban kesiyorum. Bir kadın geldi. Hocam dedi benim profesyonel dedi. Kesicim geldi ama dedi. Siz hocasınız herhalde dedi. Bir siz besmeleyle kesseniz dedi. Evet. Bu tersten başlamış ama şu tarafa gideyim. Evet. İşte bu İmam Hatip'te bizim sınıf birincimiz. 6 sene 90'ın altına not almadı. İşte bu örnek olanların başı. Halen daha vakıfta. Bu yeryüzü doktorların kuruluşundan Afrika'ya gidene kadar her şeyde çalışır. Mevlam onların sayılarını artırsın. Evet. Geçen bir hasta geldi. Şimdi onu tanıdım da iyi bilmiyor. Ya diyor tedaviye gittim diyor. Adam en iyi tedaviyi öğrenmiş diyor. Amerika'ya gitmiş diyor. En güzel tedaviyi biliyor diyor. Ezan okununca da sustu diyor. Dedi ki diyor şimdi ezan vakti. Size bir namaz kıldırsam. Bir de gitti güzel namaz kıldı diyor. Şimdi onun arkasına kılmak ne güzel oldu. Mevlam tüm neslimizi öyle yetiştirenlerden eylesin. Evet. Bu da benim Kur'an hocam. Beni şöyle çalıştırdı. Dedi ki gece 12'de ameliyattan çıktın dedi. Kur'an okumak istiyorsun dedi. Beni gel yatağımdan kaldır dedi. Ben seni çalıştırırım dedi. Pazar günü dedi baktın ki dedi hevesin var Kur'an'a dedi. Hemen gel dedi evde çalıştırayım dedi. Bayramın birinci günü baktın vaktin var dedi. 24 saat her gün sana açayım dedi. Hocam dedim peki nasıl neden böyle yapıyorsunuz? Sen dedi Kur'an'ı seviyorsun ya dedi ben de sana hizmet edeyim dedi. Ya. Hem de ne günler dedi biliyor musunuz? Yani ben de çocuğuma heveslenmişim onun kursuna vermişim. Yani kursların basıldığı dönemler. Dedim hocam dedim bunlar çok sıkılıyor şu balkonda dedim kapatsam da bir oyun oynanır. Evladım dedi yazık olur dedi her ay basılıyor dedi param boşuna gider dedi. Şimdi tam bayram oldu. Dedi ki bayramda bir yere gitmeyiz. Bayramı biz Kur'an'la yapacağız dedi. Neden hocam dedim. Bayramda basmıyorlar kursları dedi. Basmadıkları için daha güzel çalışırız dedi.